Kıymetli arkadaşlar, ikinci soruda da bir çaprazlama sorusu gelmiş. Hep beraber okuyalım. Aşağıda kromozomlarda taşınan ve kedilerde küf ve yedilerde yükselilmiştir. Buna göre numaralandırılarak gösterilen kedilerden hangisinin genotipi kesin olarak belirlenemez? Arkadaşlar, bu tarz sorularda şöyle yapıyoruz. Hemen kalemimi açayım. Baktığımız zaman oluşan yavrularda beyaz var. Üsttekilerde siyah. Soruda da belirtmiş. Siyah kürk geni, beyaz kürk genine baskındır. Baktığınız zaman beyaz renkli bir kedi olduğu için çekinik özelliklerle taşınacağı için küçük S, küçük S diyorum. Peki bu yavrumuz bu küçük S'leri birini anneden, birini de babadan almıştır değerli arkadaşlar. Yukarıdaki ata bireylerimiz siyah renkli olduğu için diğer genimiz büyük S ile gösterilir. Kıymetli arkadaşlar. Hemen devam ediyorum şu diğer ikinci nesil için. Burada da bir beyaz kedi gördünüz değerli arkadaşlar. Burada da küçük S, küçük S yapıyoruz. Bu küçük S'nin bir tanesini anneden bir tanesini babadan almıştır. Değerli arkadaşlar, siyah renkli olduğu için büyük S ve büyük S yapıyoruz. Peki şu ana kadar hangilerinin genotipini kesin olarak belirledik? 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 kesin olarak belirlendi. 3 ve 8 için kesin bir şey söyleyemeyiz. Büyük büyük de olabilir, büyük küçük de olabilir. Bu sebepten dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacak kıymetli gençler. Evet, üçüncü soru bir çiçek sorusu arkadaşlar. Çuha çiçeği sorusu verilmiş. Hemen üçüncü soruyu da okuyalım hızlıca. Elinde bir miktar çuha çiçeği tohumu olan bir öğrenci tohumları iki eşit parçaya bölüyor ve saksılara dikiyor. Farklı sıcaklıklarda yetiştirdiği çuha bitkileri çiçek açtığında şekil 1'deki çiçeklerin kırmızı, şekil 2'deki çiçeklerin ise beyaz olduğu görülüyor. Buna göre demiş yorumlarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, öncelikle şunu hatırlatayım. Çuha çiçeği bir modifikasyon örneğidir. Hatta buna benzer olarak bir örnek daha vereyim. Ortanca çiçeği vardı. Vermişizdir. Asitli topraklarda kırmızı renkli olur, bazik topraklarda mor renkliydi. Bu da çuha çiçeği. Ortamın sıcaklığı değiştikçe renk değiştirebilen bir çiçek. Sıcaklığı düşük ortamlarda kırmızı renkli olabilirken sıcaklığı yüksek ortamlarda beyaz renkli olabiliyor kıymetli arkadaşlar. Çuha çiçeği. Baktığımızda 18 derecede kırmızı, 32 derecede beyaz renkli olmuş. Buna göre demiş, aynı tohum olmalarına rağmen sıcaklık genlerin yapısını değiştirdiği için farklı renkte çiçek açmışlardır. Değerli arkadaşlar, bu bir modifikasyon örneğidir. Çevre koşullarına göre değiştiği için modifikasyon genlerin yapısındaki bir değişim değil, genlerin işleyişindeki bir değişimdir. O sebepten dolayı birinci öncülü eliyoruz. İkinci öncüle geçiyorum. Sıcaklığın etkisiyle çuha çiçeklerinin fenotipi değişmiştir. Evet, dış görünüşü fenotip yani rengi değişmiştir. Şekil 1'deki bitkinin tohumu toprağa ekilip 32 derecede yetiştirildiğinde şekil 2'deki çiçeklerle aynı renkte çiçek elde edilir demiş. Ve burada da bunu diyor, toprağa ektiğimizde sıcaklığı 32 derece yaparsak şekil 2'deki gibi gözlemlenebilir. Evet, yukarıda da onu anlatmış. Sıcaklık arttıkça renk değişimi gözlenir diyoruz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, dördüncü soru bir kelebek sorusu. Daha önce bunun sunumunu ben varyasyon konusunda anlatmıştım ikinci ünitede. Varyasyonu anlatırken hatta aynı tarz bir soru çözmüştük. Hep beraber bir okuyalım. 1800 yılların ortalarında İngiltere'de yaşayan açık renkli güve kelebekleri ağaçların gövdelerine yapışmış açık renkli dikenlerin üzerlerinde yaşıyorlardı. Böylece bu kelebeklerin kuşlar tarafından fark edilip avlanması zordu. Sanayi devrimiyle birlikte fabrika bacalarından çıkan dumanlar yüzünden hava kirliliği artmış ve likenler ölerek ağaçların koyu renkli gövdeleri açığa çıkmıştır. Bu durum açık renkli güve kelebeklerinin fark edilerek avlanmasına ve aynı türe ait koyu renkli güve kelebeklerinin sayısının artmasına neden olmuştur. Şimdi arkadaşlar, açık renkli kelebekler likenlerin üzerinde yaşayabiliyor iken, sanayi devriminden önce yaşayabiliyor iken, sanayi devriminden sonra likenlerin rengi dumanlardan ötürü değişiyor. Açık renkli güve kelebekleri daha sonra likenlerin rengi koyulaşınca meydana çıkıyor ve bu şekilde sayıları bir süre sonra
azalmaya başladığını söylüyor. Bakınız, buradaki süreç şu. Arkadaşlar, bir doğal seçilim sonucu ortama adapte olabilen kelebek yaşamaya devam ediyor değerli arkadaşlar. Yani doğal seçilimden sonra adaptasyon gelecek baktığımızda kıymetli arkadaşlar. A şıkkında mevcut. Birinci ve ikinci ifadeyi de şöyle açıklayayım. Açık renkli likenlerin üzerinde yaşıyorlardı demiş. Güve kelebekleri. Yaşıyorlardı derken üreyip çoğalabiliyorlardı. Yani bir çeşitlilik vardı. Daha sonra bu dumanlardan dolayı bir ortam değişikliği oluşuyor. Ve doğal seçilim sonucunda ortama uyum sağlayanlar hayatta kalabiliyor. Biz buna adaptasyon diyoruz. Doğru cevap kıymetli arkadaşlar bu durumda A şıkkı olacak. Evet, bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz bir soru bekliyorum ben de işin açıkçası. Bileşik kap sorusu. Hemen birlikte bir okuyalım. Kesitleri ve şekilleri farklı, birden fazla kabın bir araya getirilerek elde edilen sistemlere bileşik kap denilmektedir. Kaplardan birine sıvı konulduğunda sıvı bütün kaplarda aynı seviyeye gelmektedir. Arkadaşlar bileşik kapların mantığı şudur. Sen onlara ne kadar su eklersen bileşik kaplarda bütün kollarda sıvı seviyesi eşit hale gelir. Evimizde devam etmiş. Evimizde su depolarından su taşınmasını sağlayan sistemler bileşik kapların çalışma ilkesine göre çalışmaktadır. Bakınız arkadaşlar bir tablo verilmiş. Ben hemen öncüleri de şöyle açayım. Su deposunu kurmuş. 3 tane binamız var. Birisi 2 katlı, birisi 3 katlı ve birisi 4 katlı. Değerli arkadaşlar bileşik kap mantığı şudur. Atıyorum sen su deposundan eğer bu seviyeden su vermeye kalkarsan binaya, bu seviyeden su vermeye kalkarsan bu seviyeye kadar su çıkarabilir. Sen buradan su vermeye kalkarsan buraya kadar su çıkarabilir. Yani o sebepten dolayı su depoları her zaman yükseklere kurulur. Ne kadar yükseğe kurulursa onun olduğu yüksekliğe kadar su çıkartabilir. Bu mantıkla soruyu okuyalım. Yukarıda bir su deposundan ABC binalarının katlarına suyu ulaştırmak amacıyla kurulan sistem gösterilmiştir. Buna göre bu sistemle ilgili 1. Üçüncü vana açıldığında A binasının bütün katlarında su ihtiyacı karşılanabilir. Değerli arkadaşlar bakınız üçüncü vanayı açtığım zaman bu seviyeden vana açıldığı için şu seviyelere kadar su çıkaracaktır benim su depom. O sebepten dolayı birinci yani A binasının su ihtiyacı tamamen karşılanabiliyor değerli arkadaşlar. Evet. Karşılanabiliyor. Özür dilerim. Devam ediyorum. İkinci vana açıldığında B binasının bütün kollarında su ihtiyacı karşılanırken C binasının su ihtiyacını karşılamak için su pompasının çalıştırılması gerekir. Arkadaşlar ikinci vanayı açtığımda da ben şu seviyeye kadar su çıkaracağım için bu durumda da A ve B binasının ihtiyaçları karşılanırken C binasının bir katına su çıkmaz. Yani bu kata da su çıkarabilmek için buraya bir hidrofor dediğimiz su pompası kurulması gerekir değerli arkadaşlar. Yani bu ifade de doğru bir ifade. Birinci vana açıldığında 3 binanın da ikinci katındaki musluktan akan suyun hızı eşit olmaktadır. Biliyorum en çeldirici öncül bu olmuş. Birinci vana açıldığı zaman değerli arkadaşlar bakınız. Birinci vana açıldığı zaman şu seviyeden su çıkartıldığını düşünün. Ve birinci katların o seviyeye mesafeleri aynı. Yani sıvıların derinlikleri olarak baktığımız zaman sıvı derinliği aynı olduğu için oradan çıkan suya arkadaşlar eşit hızda su akacaktır. Yani doğru cevap D şıkkı olacak değerli arkadaşlar.